Herkese merhaba. Bugün Scratch 3.0'a nasıl üye olacağız? Ona bakalım. Ardından da isim animasyonu yapacağız. Öncelikle Google'a Scratch 3.0 yazıyoruz. Yazdıktan sonra siteye gidiyoruz. Siteye geldikten sonra sağ üst köşede Scratch'a katıl, eğer üyeliğiniz yoksa bir üyelik almanız gerekiyor. Bu işlem çok kolay. Hemen Scratch'a katıla tıklıyoruz. Buraya bir kullanıcı adı belirliyoruz. Parola oluşturuyoruz. Herhangi bir parola oluşturabilirsiniz, aklınızda kalabilecek. Sonraki diyoruz. Bu kullanıcı adını daha önce aldım diyor bana. Ben de buraya yazıyorum. Evet. Şimdi bizden ülke ismi istiyor. Hangi ülkeden katılıyorsak Türkiye'yi seçeceğiz. Türkiye diye İngilizce olarak çıkıyor. Evet. Seçtikten sonra sonraki aşamaya geçip doğum tarihimizi istiyor bu defa. Gerçek doğum tarihimizi vermiyoruz. 1923 mesela seçelim. Seçtik. Sonraki aşama diyoruz. Ve bizden cinsiyetimizi soruyor. Sonraki aşama ve e-posta adresi istiyor. Şimdi bu e-posta adresini verdikten sonra Create Account dediğimiz zaman bizi sayfaya otomatik olarak sayfa açılıyor. Ancak daha sonra ben şimdi aldığım için tekrar aynı adresi vermek istemiyorum. Buraya mail adresinizi girip buraya tıklayacaksınız. Sonra mail adresinize böyle bir aktivasyon kodu geliyor. Bunu da aktif ediyoruz. Ve bizi sayfaya yönlendiriyor. Daha önce doğrulama yapmıştım ben. Onun için yönlendirmedi şu anda sayfaya. Şu sayfaya geldik diyelim ki. Şimdi ben aldığım adreste girişimi yapayım. Evet. Sayfaya girişimizi yaptıktan sonra burada Scratch yazısının yanında bakın oluştur sekmesi var. Buraya tıklayalım. Şunları kapatalım. Sayfa açıldığında sol tarafta kod bloklarını görüyoruz. Sağ tarafta da bizim çalışma alanımız şurada ortada. Burada da kuklamızın hareket ettiği alan bölümü görüyoruz. Şimdi öncelikle Scratch'ın bu kuklanın nasıl hareket ettiğine biraz daha yakından bakalım. Ama bunu yapmadan önce bugünkü amacımız başta da belirttiğim gibi isim animasyonu yapmak. Onun için önce bir isim verelim. Siz bunu bana ödev olarak göndereceğiniz için buraya hem isim animasyon deyin. Hem de hangi gruptaysanız mesela destek 3 işte akşam 8 diyelim. Şimdi uydurdum ben. Hangi gruptaysanız çocuklar onu lütfen yazın ki ben de görevleriniz bana geldiğinde çalışmanız kim yapmış daha kolay kontrol ederim. Evet, bu isimlendirmeyi unutmayalım. İsmini verdikten sonra şimdi şöyle sağ alt tarafta bakın dekorlar var şurada. Sahnenin arka planına bir dekor seçmem gerekiyor. Onu da şuradan büyütece tıklayıp en alta iniyoruz bunun için ve şunu seçiyoruz. Bunu neden seçtik?
Burada biraz yakından bakacağız. Yani bizim kuklamız şu anda bakın 0, 0 noktasında, yani şu noktada dururken birden bakın değişti. Neden değişti? Çünkü kuklayı ben nereye sürüklersem konumu ona göre değişiyor. Yani bu kuklamız bu sayfa dekor üzerinde bir sağa ve sola hareket edebilir. Yani şu şekilde, buna x ekseni diyoruz, sağa sola gitmesine, ve yukarı aşağı gidebilir. Şimdi tekrar sıfır noktasına, konumunu almak için burayı silip buraya sıfır yazdığımda bakın yine sıfır noktasına geldi. Ben kuklamı ne tarafa sürüklersem o konumu alacak, ama x ekseni üzerinde, yani sağ ve sola ileri geri gittiğinde, ileri gittiğinde artı 240 birim gidiyor. Geri gittiğinde eksi 240 birim gidiyor. Bakın burada veriyor birimleri. Kodlarken de mesela 300 eksi x 300 dersek o kadar yer yok. Yani alanını belirliyor burada. Yukarı aşağıya inip çıkarken de aynı şekilde, yukarı gittiğinde artı 180 birim, aşağıya gittiğinde de eksi 180 birim ilerleyebiliyor. Şimdi tekrar alalım. Bakın, şimdi ben kuklamı şu köşeye getirdim. Burada birim olarak hangi konuma gittiği hemen değişiyor. Peki başka nerede değişiyor? Bir de kod bloklarında değişiyor. Gördünüz mü? Burada da 181 x konumu, y konumu ise 131 oluyor. Şimdi resim animasyonuna yavaş yavaş başlayalım. Onun için kediyi, kuklamız olan kediyi şu anda silelim. Kuklamız gitti. Biz ne seçeceğiz isim yapmak için, isim animasyonu yapmak için? Harf seçeceğiz. Onun için buradan bir kukla seç dediği yerden, şuradan hemen büyütece tıklıyoruz ve buraya İngilizce olarak alfa yazdığımızda alfabetten alfabe çıkıyor. Eğer bunu yazmak zor gelirse sizin için, şu yan taraftaki çubuktan da en alta indiğinizde alfabe, yani harfler en altta yer alıyor. Şimdi kısa bir isimli animasyon nasıl yapılır? Bir görelim. A harfini seçtik. İsim ne olsun? Kısa bir isim olsun. Bir harf daha seçelim. Ali olsun. Bir harf daha seçelim. O da iyi olacak. Türkçe karakter yok sanırım. Şunu aldık diyelim ki. Ali'yi şöyle aldık. Ali karışık halde dursun şu şekilde. Şimdi ben bunları hareket ettirmek istiyorum kod yazarak. Onun için hangi kuklaya tıklarsam o aktif hale geliyor. Ona kod yazabiliyoruz burada. Şimdi A harfimiz burada. Eğer çok uzun bir isminiz varsa o zaman bunları kodlarken boyutlarını küçültebiliriz. Onu da şimdi görelim nasıl yapacağımızı. Şimdi A harfini aldım. A harfim benim şuradan başlasın. Konumu ne oldu? 200'e eksi 121. Nerede? Hareket bloklarında da aynı, bakın aynı konum görünüyor. Hemen sürüklüyorum. A harfim benim oradan başlasın. Sonra şöyle uçsun. Bir köşeye gitsin. Yine bir saniye içinde bu konuma git diye bu hareket bloğunu aldım, sürükledim.
Bakalım şimdi A harfim hareket etmedi. Neden? Çünkü olaylar sekmesinden bir de yeşil bayrağı tıklandığı zaman bu A harfi hareket edecek. Onun için olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında bloğumu alıp buraya ekliyoruz. Şimdi tıklayalım. Gördünüz mü? Bu şekilde hareket etti. Şimdi biraz daha şöyle aşağıya insin. Şuraya insin. Ne yapacağım yine? Hareket bloklarından hangi konuma sürüklediysem o bloğu alıp buraya getiriyoruz. Buradan da şöyle bir takla açsın. Biraz farklı bir şeyler yapsın. 90 yönüne dön dediğim zaman düzgün durur. Ama 90 yönüne yönelmesinde şöyle dursun bakalım nasıl duracak. Evet. Bu şekilde de süzülerek şuraya çıksın. X eksenine. Şunu da alıp böyle koyalım. Ondan sonra kendini düzelsin. Tekrar bakalım. Evet, şimdi tamam oldu. Şimdi Ali isminin A harfi bu şekilde hareket edecek animasyonumuz başladığında. Peki benim ismim Ali değil de işte daha uzun bir isim olsaydı, o zaman bu harfleri küçültmem gerekecekti boyutlarını. Onu nereden yapıyoruz? Görünümden yapıyoruz. Görünümden boyutu küçült var. Bakın boyutu %100 yap değil de boyutu mesela %50 olsun. Daha da küçüldü. Tamam mı? Yani eğer isminiz çok uzunsa böyle boyutunu küçülterek %70 yaparak şeye sayfaya sığmasını sağlayabilirsiniz. %75 yapalım bunun boyutunu mesela. Bu şekilde. Şimdi A harfini tamamladık. L harfine bakalım. O da şuradan başlasın. Başlangıcı burası olsun. Yine olaylar sekmesinden tıklandığı zaman şöyle biraz büyütelim. Hareket katalım. Bir dönüş yapsın. Bundan birkaç blok alabilirsiniz. Mesela şöyle dönmüş olsun. Sonra buraya gelsin. Ardından böyle olsun. Bir bakalım ne yapacak. Bakın hiçbir şey olmuyor. Neden? Çünkü araya bekleme süresi koymazsak onu göremeyiz. Çok hızlı gerçekleşiyor çünkü. Şunu 0,5 saniye yapalım. Veya 1 saniye de bırakabilirsiniz. Şunu da 1 saniye yapalım. Turuncu bloklardan, kontrol bloklarından 1 saniye bekleme bloğumu yerleştirdim. Buna da değer atadım. Şimdi bakalım. Bu şekilde dönüş yapıyor bakın. Böyle yaptıktan sonra yukarı süzülsün. Bu tabi tamamen sizin isteğinize bağlı. Nereye sürüklediysen bakın hemen konum o yönde değişti. Tekrar gelsin. Şöyle buraya süzülsün. Ardından Ali'nin ağasının yanına gitsin. Ve görünümden ne yapmam gerekiyor? Boyutlarını eşitlemem gerekiyor. Boyutu ne yapmam gerekir? Öbürü kaçtı hatırlarsanız? %75'ti. Bunu da önce %100 olsun.
Ardından %75 olsun. Yine araya bir saniye bekleme koyabiliriz ki büyüyüp küçüldüğünü görelim. Şimdi bir bakalım. Bu şekilde L harfimiz de hareket edecek. Peki biz şimdi bu yeşil bayrağa bakın. Şu an hangi kukladayım? L kuklasındayım. Buna tıkladığım zaman sadece L harfi hareket ediyor. Bir de nereden başlatmıştım ben L harfini? Nereden başlasın istiyordum? Buradan başlasın istiyordum. Onun için başlangıçta nereden başlasın istiyorsak en başa onu yerleştirmemiz gerekiyor. Yoksa rastgele konumdan başlıyor. Şu anda bakın yukarıdaki bayrağa tıkladığımda bütün kuklalar hareket ediyor. Kod yazdığım. I harfi ise hareket etmedi. I harfi diyorum çünkü Ali'nin I noktası yok burada. Ona ayrıca bir nokta açabilirsiniz. Şimdi ona da hemen kod yazalım. Onunki daha kısa bir kod olsun. Şöyle olaylardan yine yeşil bayrağa tıklandığında hangi konumdan gelsin o da şu köşeden gelsin. Hemen konumunu belirtelim. Böyle yaptıktan sonra şimdi o biraz küçülsün görünümden. Çok kocaman çünkü. Boyut %1 küçük olsun, 25 olsun. Daha sonra süzülerek şöyle arkadaşların yanına gelsin. Hareketten yine buraya geldikten sonra boyutu onların boyutuna dönüşsün. Görünümden ne yapıyorduk? Boyutu %75 yap diyelim. Evet. Dedik. Bakalım şimdi ne oldu? Küçülüp büyüyor. Şimdi ona bir de nokta yapacak olursak. Bir kukla daha seçecek olursak. O zaman da buradan bir şey seçebiliriz veyahut da kendimiz çizebiliriz. Şuraya kukla seçip tıklamıyorum da bakın fırçaya çizime tıklıyorum. Tıkladım. Buraya bir yuvarlak. Şöyle. Yuvarlağı alalım. Şuraya küçük bir noktacık yapalım. Evet. Bu noktada buna da kod yazacağız şimdi. Hemen nereye geçiyoruz? Koda geçiyoruz. Bu noktada nereden gelsin? Buradan gelsin. Ve sonra şuraya çıksın. Bu noktayı biraz gezdirelim. Bu köşeye gitsin. Ve gelip Ali'nin iyisini oluştursun. Şimdi ne yapmadık? Olaylar sekmesinden o da yine tıklandığında hareket etsin. Bakalım. Evet, bu şekilde animasyonumuzu aşağı yukarı tamamladık. Şimdi ne kaldı? Arka plan dekoru bu şekilde kalsın istemiyoruz. Arka plan dekorunu şuradan dekor seç kısmından başka bir dekor seçelim. Şöyle çapçaflı bir şey olsun. Evet. Şu olsun mesela.
Hepsinde bakın dekor bu şekilde geldi. Ben tabii bu yazıyı biraz daha ortalayabilirdim. Şimdi video uzun sürmesin diye bu şekilde bırakacağım. Evet, arka plan dekorunu da seçtik. Ancak animasyonumda ses yok. Onu da ekleyelim. Önce bir oynasınlar bakalım. Bu şekilde bir animasyon hazırlamış oldum. Şimdi buna bir de ses ekleyelim. Onu da sesler sekmesine geliyoruz. Kodlokların üzerinde bulunan. Şuraya tıklıyoruz. Buradan hemen sol alt köşede bir ses seç diyor bakın. Şuraya tıkladığımız zaman biz döngülere gidiyoruz. Uzun çalsın diye. Klasik piyanoyu seçtim ben. Siz başka bir şey seçebilirsiniz. Bu şekilde çalacak seçtiğiniz zaman. Hemen koda geri dönüyorum ve kod bloklarından sese geliyorum. Klasik piyanoyu seçiyorum. Nereye? Ben noktanın olduğu bölüme getirdim. Başka diğer kuklaların altına da getirebilirsiniz. Bunu ekstradan koyuyoruz ses çalması için. Ne diyeceğiz? Klasik piyano sesini animasyon bitene kadar çal diyor. Buna da yine yeşil bir bayrak ekliyoruz. Kod bloklarından yeşil bayrağı tıklandığında çalacak çünkü. Şimdi dilerseniz bakalım. Evet, bu şekilde animasyonumuz hazır. Bunu şöyle geniş ekranda da yine izleyebilirsiniz. Geniş ekrandan çıkalım ve dönelim şuraya. Şuraya tıkladığınızda kendi alanınıza zaman bakın isim animasyonumuz burada yeni yapmış olduğum. Şimdi buna tıklayalım. Bu paylaşılmamış henüz. Bunu bana göndermeniz gerekiyor. Şöyle yapıyorsunuz onun için ve tıklıyorsunuz. Ve burada diyor ki bakın eğer buraya tıklarsak paylaşıyorsunuz. Bunun içine yönerge veya işte not ekleyebilirsiniz. Paylaş dediğiniz zaman aktif oluyor ve şöyle ben biraz ekranımı küçülteyim. Şurada bakın linki kopyala diyor. Bu linki bana attığınız zaman şöyle şuradaki linki kopyalamamız gerekiyor. Kopyalayıp Google Classroom'a, sanal sınıfımıza ekliyorsunuz görevinizin altına. Ben de oradan çalışmanızı izlemiş olacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.